Oyunla ilgili bildiğim iki şey var. Bir, müzikleri çok güzel. İki, zor. Ama böyle şeyler bizim için sorun değil biliyorsun. O yüzden hadi bir deneyelim. Belki güzel bir şey çıkar. De bir çaydanlık kafası nasıl bir hikayesi olabilir ki? Bir zamanlar Inkful Adası denen büyülü bir yerde Cuphead ve Magman adında iki kardeş vardı. Bilge Kettle'ın himayesi altında tehlikeden uzak yaşıyorlardı. Bir gün bu iki kardeş evden uzaklaştılar ve Bilge Kettle'ın bütün uyarılarına rağmen yolun yanlış tarafına geçtiler ve şeytanın kumarhanesine girdiler. Ne? İçeride Cuphead ve Magman kendilerini kumar masasında sürekli kazanırken buldular. Ateşli serseri! Diye bağırdı kumarhanenin vasıfsız patronu Zar Kral. Bu adamları hiç kaybetmiyorlar. Güzel oyun çocuklar. Diyerek kahkahayla gülen bir şeytan oracıkta beliriverdi. İki kardeşin nefesi kesildi. Şimdi riskleri yükseltmeye ne dersiniz? Diye sordu pis pis sırıtarak. Bir tur daha kazanın, kumarhanemdeki bütün ganimetler sizindir. Dedi şeytan. Ama kaybederseniz ben de ruhlarınıza sahip olurum. Tahmin edeyim ne olacak? Kolay kazanç fikriyle sarhoş olan Cuphead başını salladı ve zarları tuttuğu gibi atıverdi. Tehlikeyi sezen Magman "Cuphead hayır!" diye bağırdı fakat artık çok geçti. Şeytan elini masaya sertçe vururken bir kahkaha attı. Kaybettiniz. Gerçekten bu oyuna başlarken iki tane bardağın şeytana ruhunu satmasıyla ilgili bir hikaye olacağını düşünmemiştim. Kardeşler canları için yalvardı. Borcumuzu ödemenin başka bir yolu olmalı. Belki de vardır. Dedi kısık bir sesle şeytan. Burada kaçak borçlarımın bir listesi var. Benim için onların ruhlarını toplarsanız belki siz iki fincan kafayla ödeşebilirsiniz. Yarın gece yarısına kadar o ruhları toplayın yoksa ben... Aynen tamam anladım. Gayet güzel bir hikaye lan aslında. Başınızı nasıl bir belaya soktunuz siz böyle çocuklar? Onun piyano olmak istemediğinizi biliyorum. Şu görevleri yapın ve en zorlu durumlar için hazır olun. Ne tarz zorlu durumlar? Bu iksir... Tamam yapamıyorum ya. Bu iksir alın sizi korumaya yardımcı olacak. Ne tarz bir iksir, elimden alevler falan mı çıkacak? Ve size hoşunuza gidecek bazı büyüler verecek. Tamam. Ben de istiyorum. Ama hadi başlayalım. Nasıl oynanır? Tamam eğilebilirim. Zıplayabilirim. Zıplarken atılamadım. Hop şaka yaptım. Buraya da inebiliyorum. Ateş etmek çok kolay. Havadayken zıplama tuşlarına basıp ben inemedim. Parkur zamanı. İşte bu. Gel lan seni de dirilteyim şöyle. Ne işime yaradıysa artık. Can veriyor bana. Süper. İkinci ateş mi? Elimden gerçekten alev çıkıyor. Altın. Dükkanlarda harcamak için altınları toplayın. Tamam yapacağım bunu. Şimdiye kadar sandığımdan çok daha kolaydı. Ve herkes bunun ne kadar zor olduğuyla ilgili zırlıyorsa zırlamaya devam etsinler. Çünkü bu çok kolay. Hey domates adam. Elma mısın yoksa? Zor günler geçirdiğini duydum. Ben de öyleydim. Her zaman başımı belaya sokardım. Zıplar koşar sağa solu dağıtırdım. Şimdi gezmeyi ve film izlemeyi tercih ediyorum. Ben? Ama size yardım edebilirim. Buyurun. Bu oyundan son beklediğim şey minimap'te gezerken köprünün yanında elma adamın tarafından 3 tane altın verilmiş. Kadar uzun bir cümleydi ki başını unuttum yani. Dükkan var. Tamam buraları geçer. Ben adam dövmek istiyorum. Yaban orman. Şeytanın dövüşçüsü olduğum için artık hani bir ortamda şeklim var anladın mı? Tahsildar olarak yazıyorum. Bu adamların benden korkması lazım. Tamam adamlar benden korkmuyor. O zaman ben de kendime korkulacak bir şey yaparım. Gel lan buraya. Gücü hissedebiliyorum. Dash de vardı bu oyuna. Dash'i unuttum. Bir dakika. Lan oğlum yapıyorum. Gerçekten buraya kadar geleceğimi bile düşünmüyordum. Biraz daha sakin bir oyun yapacağım tamam mı? Gelenleri böyle tek tek... Sakince... Denk getirmedim bir dakika. Tek tek hepsini öldüreceğim. Ve bu papatya arkadaşlar sürekli gökyüzünden düşüyor galiba. Altınları kaçıramam. Altınlar çok önemli. Henüz altınlarla ne yapacağımı bilmiyorum ama kesin önemlilerdir bence. Mantar çıkar lan kafana. Kaç. Tamam şu an için gayet kolay. Şu adamı şöyle alttan dövebilirim bence. Hayır durun. Benim için tek sorun papatya adamlar. Çünkü hem çok hızlı koşuyorlar ve burunları kocaman ve bu beni rahatsız ediyor. Ve papatyalar bana durduk yere niye saldırıyorlar ben anlamadım yani. Çünkü şu an en azından bir şey anlatabileyim. Bunlar bu bahçedeki boss'u falan koruyan savaşçılar mı? Pek savaşçı gibi durmuyorlar ama beni sevmedikleri kesin. Ve bu şeyi klavyede oynamak çok zor. Aç kafanı. Evet, kaç çayır. Lan oğlum bu oyun gerçekten zor. Bir dakika bu oyun gerçekten zor. Ama şu an gayet iyi gidiyorum. Mantar çıkar kafana bakayım. Hop! Nasıl öldüm bir anda? Yemin ederim 2020'de böyle videolar çekeceğim hiç aklımın ucundan bile geçirmezdim ama çok zevk alıyorum. Ve şuna bak papatya adamlar artık çok güçsüz olma... Çok mu panik yapıyorum acaba? Biraz da sakin bir oyun yapsam şöyle.
Hayır, böyle yapmak çok sıkıcı. Gel lan buraya. O altını almam lazım. Sen nesin lan? Üstüme niye palamutlar düşüyor? Kaç kaç kaç. Deş! Deşi unuttum, bir dakika. Neyse ki bir canım daha vardı. Hadi lan. Bu silahı kullanmamayı yemin etmiştim. Ama sanırım vakti geldi. Hiçbir şey beni durduramaz lan artık. Bütün kontrol bende. Değilmiş, bir dakika dur. Ve daha ilk bölümlerdeyim, tamam mı? Buna bu kadar sinirlenmemem gerekiyor. Biraz daha sakin kalıp sadece şu adamları dövmeye odaklanacağım. Ve o kadar sinir bozucu yerlere koymuşlar ki bu şeyleri... Tekrar deneyeceğim. Bu oyunda öğrendiğim tek bir şey varsa o da tekrar denemenin iyi geldi. Bak artık adamların geleceği yere ezberliyorum. Ve her şey üstüme atlamak için tasarlanmış. Tam böyle tam kaçmaya yelteneceğim zaman, en umutla dolduğum an beni öldürmek için tasarlanmış bir oyun. Ama müzikleri bu kadar iyi olmasa buna katlanamazdım. Sana bir şey diyeyim mi? Şu an canavarların komple ölmediğini yeni öğrendim. Ben hepsini temizleyip ilerlemeyi düşünüyordum ama... Bir dakika. Parkur. Sana bir şey diyeyim mi? Ben bu bölümü kimseyi öldürmeden geçerim. Öyle bir teorim var. Sanki normal çok kolay bitirebiliyormuşum gibi. Böyle geçeceğim bu bölümü. Tekrar. Tamam, şimdi zorlu yerler başlıyor. Bir saniye. Oh, oh. Ya başarabilirim. Başarabilirim lan. Bu bölümü bitirmem lazım lan. Şimdi bir papatya. Evet, yukarıdan da geliyor. Tamam. Şuradan atlıyor. Evet. Seni şöyle dojladım. Seni de şuradan. Tamam. Hissetmeye başladım. İnanıyorum, yapabilirim. Beni istediğiniz kadar kovalayın koçum. Ama. Biraz daha ıkınmaya devam edersem çok kötü şeyler olacak. Tamam, az kaldı. Az kaldı. Bir şey kırmam lazım. İşin kötü yanı ne biliyor musun? Bu kaydı bitirdikten sonra bir de sakinleşmek için bir oyun oynamam lazım. Onu da videoya çeksem. Oho. Aranızda oyunlarda ne kadar başarısız olduğumu bilenler olabilir. Ama irade her şeydir, tamam mı? O zor çalışma yeteneği her zaman yener. Bak gördün mü? Alışmaya başladım artık. Beni dövemiyorlar. Oh! Kıçımı ısırdı. Tamam tamam, az kaldı az kaldı az kaldı. Bir canım var, hayır. Hayır lütfen. Sakin ol. Koşmama, evet. Evet. Sakinleşmem lazım. Bu odada beni sakinleştirecek hiçbir şey yok mu? Tamam, daha iyi. Hayatımda yapacağım son şey olsa bile bu oyunu değil de bu bölümü geçeceğim. Tamam. Papatyalar aşağıda dolaşıyorlar. Evet, şöyle doğru zaman. Her şeyi o kadar mükemmel yerleştirmişler ki yaptığım en küçük hatada patlıyorum. Gördün mü? Bu videoyu nasıl editleyeceğim bilmiyorum. Çünkü %90'da sadece sinir krizi geçiriyorum. Tamam, herkesi temizledik. Güzel bir şey bu. İyi bir başlangıç. Tamam. Canlarımı sona saklayacağım. Yapmam gereken şey bu bence. Evet. Çünkü son tarafta iyice kafayı yiyorlar. Bağırmak çok işe yarıyor. Yemin ederim işe yarıyor. Oluyor mu lan yoksa? Hayır. Bu olamaz. Çık lan. Göster lan kafanı. Çıkar lan kafanı. Şerefsiz, etrafta sadece bir tehdit olduğu zaman çıkıyor ya. Ama benim için bir tehdit. Sen nesin? Bismillah. Büyük ateş, büyük ateş. Öl artık ne olur. Aa, öldü lan. Sakinim. Tamamen sakinlik her yerimde. Hatta ben sakinliğim. Anlıyor musun? Bak ne kadar ustaca hareket ettiğimi görüyor musun? İki canım kalmış olabilir. Ama bak bunu bile sorun etmiyorum. Çünkü sakinlik böyle bir şey. Asıl sakinliğe ulaştığında ne diyorum ben ya? Ama nedense bu bölümü geçmek için boş yapmak çok işe yarıyor. Size tavsiyem, bir oyunu geçemiyorsanız ya ıkınarak oynayın ya da konuşun. Evet. Evet. Çok mu iyiyim, neyim böyle? Bir dakika, çok gelmeye başladınız. Bir saniye. Ateş atıyordum. Hepiniz tek tek döveceğim lan.
Şu an onur meselesi haline geldi oğlum. Bir canla da geçerim ben burayı. Sıkıntı yok. Çıkar kafayı. İşte aynen böyle. Kapet'in kafasının içinde ne var acaba? Şu an bunu düşünüyorum. Ve neden pipet var? Tamam, sorun yok. Çıkar kafanı tatlım. Evet, hiçbir şey olmayacak. Sadece piçu piçu diye kafana vuruyorum. Elimden ne çıkıyor onu da bilmiyorum ama. Çaydanlıklarla falan dövüşürken lazım oluyor. Altını boş ver. Yemin ederim hiç umurumda bile değil altın şu an. Hayır hayır hayır, bir canım kaldı. Hızlı hızlı. Hayır. Kaçma lazım. Hayır. Tamam, şimdi asıl sakinliğin vakti. Sıkıntı yok. Oh! Bir karakter daha vardı lan. Başka bir taneyle oynayabiliyor muyum? Bunun süper güçleri farklı mı? Aynıymış. Tamam, bir de sizi bununla dövmeyi deneyeceğim. Mavi nedense bana daha böyle bir rahat hissettirdi. Şu an kendimi daha güvende hissediyorum nedense. Şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Şaşırt! İyi gidiyorum. Her dediğim an bir canım gitmek zorunda mı? Ne? Nasıl değmiyor sana? Nasıl değmiyor? Çıkar kafanı göster. Evet, işte bu. Yemin ederim bitkilerden nefret ediyorum artık ya. Ölü. Aha. Tamam. Yapabilirim. Bu sadece kendime inandırmam lazımdı. Çünkü yapamayacağıma çok eminim. Hop birik. Tamam, çok kolay. Sen ölebiliyor musun? Hayır. Evet. Fuck. Tamam. Tamam, hiçbir şey yok. Bir canım var sadece. Sıkıntı yok. Hop. Biraz bunu dinleyeceğim. Olay Magmen'deymiş oğlum. Kapet gerizekalının teki. B-X'i de iyi. Tamam, B-X'i de sıkıntı yok. Hey! Hey sen! Bir el atsan. Aa. Abi merhaba balık hanım. Balık hanım mı? Ne tutuyorsun lan sen? Balıkları ürkütüyorsunuz mu? Sana kötü bir haberim var. Nedir bu mekan? Mozol. Mozole. Nedir? Boss fight mı? Lütfen boss fight olsun. Ne? İyi de onları vuramıyorsam nasıl duracağım? Üstlerinden zıplayarak ve az önce kapet kendinden işte ve bu iğrenç. Evet. Bu çok kolay. Bunu sabaha kadar yapabilirim. Çünkü bana saldıran papatyalar olmadığı sürece hepinizi dövebilirim. Yetişemedim lan. Şöyle bir combo yapsam keşke. Hayır. Dur! Bu kadar basit bir şeyi nasıl yapamadım bilmiyorum. Peki ben bu vazoyu neden koruyorum? Bana kimse bunu söylemedi. Hayaletlerin çok sapık bir hareketleri var ya. Böyle nedense vazoya başka bir şey yapacaklarmış gibi geliyorlar. Aa, evet. Hayaletler, siz de bir bitmediniz ya. Kaç tane ruhu yok ettim oğlum. Şunların birkaç tanesini şeytana vereyim de olay kapansın. İlk defa bir bölümü 15 kere tekrarlamadan bitirdim. Kadın bardakmış. O yüzden kurtarıyormuşuz. Tanrım beni kurtardı. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bana böyle sorular sorma. Ne kadar da kabayım. Kendimi tanıtmadım bile. Bana efsane bir kadeh deyin. Tanıştığımıza memnun oldum. Bir sihir arıyordum ve o hayaletler beni tuzağa düşürdü. Sihirden bahsetmişken buyurun. Bana ne verdin lan bana? Süper sanat bir. Kafadan çıkan yıkıcı bir saldırı. Sadece yatay düzlem. Tamam, peki nasıl kullanabiliyorum? Sen kimsin böyle? Bu tip mi? Asabi sebzeler. Sebze mi döveceğiz? İyi tamam. Oh! Dur. Bir dakika. Bir patates üstüme tükürüyor. Bir saniye. Hop, büyük vursam şöyle bir tane. Oh, nasıl vuracağım? Bir dakika, buna bakmam lazım. Süperi nasıl kullanacağım ya? Süperi kullanmayı çözemedim ama patates dövebilirim bence. Kendimi o kadar yetenekli görüyorum. Evet. Tamam, hep aynı hareketi yapacaksan seni böyle dövebilirim ama hızlanıyorsun, bir dakika. Hayır dur. Az canımlar. Hayır, lütfen dur artık. Ah! Oluyor! Bitti mi? Soğan! Aa, iyi saldırmıyor ama. Tamam, sıkıntı yok. Su mu? Su bana zarar vermez ki. Neden kaçıyorum ondan? Bir dakika, sudan kaçmasam ne olacak? Böyle şeyleri niye deniyorum ki? Lütfen patatesten başla. Sıkıntı yok. Patatesi çözdüm gibi. Sadece kareye basmaktan elim yoruldu. Hayır. Dur. Hop. Hop, ölüyorsun. Son 3.
2-1. Evet. Şimdi asıl dövmem gereken bir soğan var. Soğan çok tatlı. Onu niye dövüyorsan durduk yere. Ne zaman ölüyorsun acaba? Sana daha kaç kere olma... Ah tamam. Yo, havuç. Zihin kontrol eden bir havuç hem de. Hayır, havuçları kontrol ediyormuş. Hayır. Havuçlar. Evet. Biliyor musun, bu oyunu ilk bölüm bitince kapatma gibi bir planım vardı. Ama şu an nedense oynamak istiyorum. Müziklerinden midir nedir yani? Belki sadece patates tokatlama hoşuma gidiyordur. Ondan da tam emin değilim. Soğan, bu oyunda bir tek seni sevdim ama seni de öldürmek zorundayım. Ne yapayım? Oyun bana bunu söylüyor. Tamam, havuçlar varken döveceğim seni sadece. Ne? Az önce süperi nasıl kullanacağını öğrendim. Hem de tek öğrenmek istemediğim zamanda. Kazanmalıyım. Ha! Oğlum bu oyun çok iyi.